kabin kaplama işlemi başladı. Bakalım nasıl olacak. Şöyle suni deri kaplayacağım. Mavi. Pandizot da mavi olduğu için. Böyle olacak. Bakalım nasıl olacak. Yapıştırma aşaması devam ediyor. İskelet tutkalı kullanıyorum. Biraz beklemek zorundayım. Daha iki tarafı bitti. Yani şurası şu an yapışık değil. Bu kısım ve alt şu an yapışık. Daha sonra üstü yapıştıracağız. Diğer taraflara devam edeceğiz. Aşamada sona doğru yaklaşıyoruz. İki kısım kaldı sadece. Son durum bu şekilde. Şuralara da yapacağız. Kurumasını bekliyorum. Yani deri olduğu için çok zorlandım. Gerçekten zormuş. Elim ayağım perişan oldu. Kumaş kaplamak kolay da deride tecrübem yok. O yüzden böyle oldu. Şimdi en alt kısmını yapıştırdım. En alt kısmı kuruduktan sonra artık, yani yarın kenarlar kesilip yapıştırılacak. Hazır hale gelecek. Çok bir şey kalmadı artık. Bitti diyebiliriz. Bu tutkal beyaz ama şeffaf oluyor arkadaşlar kuruduktan sonra. Yine iyi oldu. Arkadaşlar kabinimiz bitmek üzere. Bugün ikinci gün. Şöyle portu da yaptım. Şimdi buraları yeni yapıştırdım. Bitmek üzere. Bir saat sonra bası montaj yapacağız. Yani çekemedim. Çünkü çok uzun sürdü. 2 gün sürdü zaten. Başka işlerim de oldu. Sürekli bunu yapamadığım için, başında olamadığım için kuruması da gerekiyor. O yüzden aktif bir video çekemedim. Çekseydim çok uzun olacaktı. Yani 4 saat, 5 saat gibi. Kaplaması, çünkü deri kaplaması gerçekten zor. Bir de yapışkan olarak elimde bu vardı. Bunu kullanmak istedim. Bayağı bir uzun sürdü. Ama güzel görünüyor en azından. Şu köşeler beyaz göründü ama hiç problem değil. Genel olarak mavi gayet güzel duruyor. Pandizota uyacak. En fazla köşeleri bir daha kaplarım. Beyaz olmayacak şekilde. Ama böyle de olsa problem yok.